Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam ile bu olaylar, konular hep konuşuyoruz. Bir de böyle bir şey var. Cinlerin onun emrine girmesi. Cinlerin, kıdamların, bilmiyorum artık bu nasıl bir şeyse, hatta melekler, peygamberlerin ruhları, hepsi ona destek olacak. Bir de böyle bir şey var. Bazı rivayetlerde de var, Hazreti Peygamber rivayetlerinde de var. Evet. Cinlerin insanlarla evlenip çocuk yapması. Bu ortak bir ırk. Hem cin hem insanlardan oluşan bir ırk. Bu var mıdır hocam? Evet. Doğru bir rivayettir bu. Rahmani cinler ve rahmani insanlar, bir rahmani kız cin bir insana aşık oldu mu ona evlenme teklif eder ve onun yanına gelir görünür. Kendi ona gösterir. Hayır ki insan, o insan ona aşık olursa, ona evet derse evlenme olur. Ha. Evlenme olur ve aralarında olan ilişkiler de devam eder. Cinler de insanlar gibi biçimleri ayrıdır. Fakat cinler renkleri, yani bazı insanlar onları göremez ama bir cin sevdiği kişiye kendini gösterir. Yanına gelir de konuşur, onunla anlaşır. Etraftaki kişiler onu göremez fakat sevdiği kişi onu görür. Yani cinlerin yüzleri çok latiftir. Her şekle girebiliyorlar. Rahmani cinler de var. Rahmani cinler, rahmani bir gençle evlendiği zaman birbirine anlaşırlar. Kötülük olmaz. Ama bazı cinler vardır. Müslüman değiller. Herhangi bir din olabilir. Müslüman bir kardeşimle görünebilir fakat ona da bu teklifi yapar. Benim dinime geçersen evleniriz falan şart koşabilir. Kişinin görüşüne göredir. Onlar ayrı. Yer altında da yaşayan cinler de vardır. Tabi yeryüzünde yaşayan cinler de vardır. Kayalık yerlerde de, oyluk olan yerlerde de yaşayan cinler de vardır. Üç çeşit cinler var. İnsan kavmi gibi yaşayan cinler vardır. Yani onlar da insanlar gibi evlenirler, yaşarlar. Rahmani Müslüman cinler Müslümanların memleketlerindedir. Yahudi cinler Yahudilerin memleketindedir. Hristiyan onlar da Hristiyanların memleketlerindedir. Civarlarında yaşıyorlar. Bunlar da insanlar gibi iyi yaşarlar. Ama yemekleri, içmeleri insanlar gibi değil. Cinlerde üç tane sınıf var. Birinci sınıf insanlar gibi yaşarlar, göç ederler. Yani evlenirler, çoluk çocuk sahibi olurlar. Onlarda da örf adetleri vardır. Dinleri ayrı ayrıdır. Mezhepleri farklıdır. Ama onların içinde uçan cinler de var. Uçan cinler de onların daha büyük bir üstüdür. Ve kayalıklarda yaşayan ve mağaralarda yaşayan cinler de vardır. Yani sürüngen. Sürüngenler. Sürüngenler gibi cinler de vardır. Asıl onlar çok tehlikelidir. Sürüngen olanlar. Evet. Onlarda şekil çok şekle girerler. Yani şimdi onların da her zaman insanlara görünmezler fakat bir yılan gibi görünebilirler. Onlar çok define üzerinde insanları etkileme yaparlar. Bu cinlerin büyüğü kimdir? O da var. Mesela onların da padişahları var. Rahmanilerin padişahı ayrıdır. Mesela Hristiyan cinlerin padişahı ayrıdır. Yani üç sınıf cinler var dedik ya. Yani rahmani olanlar asla yalan konuşmazlar ve asla ihanet etmezler. Ama bazı Hristiyan cinler var. Müslüman bir kardeşimiz onun şartını kabul edip onun dinine geçerse bir sefer
O Hristiyan olan o cin kız onun yanına gelir, gider. Bir üçüncü seferinde de yani ona böyle der. Ben senin evinde 3 ay kaldım. Ben seninle birlikte 3 ay kaldım. Sen de şimdi evini terk et, babanı terk et. Benimle gel. Yuvalarımıza gidelim. Kavmime gidelim. Çocuk gitmese ardından o kadın ona kötülük yapar. Ya Allah burada ne melek yok mu korusun? Şimdi kardeşim ihtiyacı gözü insanın elindedir. Ha mesela bu melek koruma meleği bak, var. Bugün bir insan gidiyor bir haram bir şey yiyorsa Allah'ın sözü nedir? Bak her şeyi Allah'ta bulmayalım. Allah bize idrak vermiş, akıl vermiş. İhtiyacı gözü insanın elindedir. O zaman bu hata yapınca Allah o melekleri çekiyor. Şimdi melekle alakası yok bu. Adam ona bir anlaşma sözleşme yapmış. Evet sen Hristiyansın. Tamam. Ya o Hristiyan cin Müslüman olur. Ya o çocuk Hristiyan olur. Birbirine evlenirler. Şart bu. Bir ara giden insanlar var mıdır aralarında? Çok gitmeyenleri de vurmuşlar. Deli olmuşlar. Hocam bazı insanlar var sokaklarda kendi kendine konuşuyorlar. İşte onlardan etkileridir. Kalmadır. İşte bu o onların içindeki cindir. Bilim buna böyle demiyor. Bilim de şizofren mi var? O onların içindeki cindir. Bilim buna diyor, bunlar cinle alakası yok. Ben o şizofren diyemiyorum. O onların içindeki cindir onları yönlendiriyor. Çünkü onlar hep bilinç altıyla hareket ettiler. Hocam o zaman bu kadar cinlerin var oluşu. O kadar halk gibi yaşıyorlar orada burada. Buna Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini nasıl olur da mesela onların da bilmesi lazım bu kadar. Rahmani cinler bilemez. Bak nereye bilemez? Çünkü neden? Daha Samad'a ses gelmedi ki. Ama onlar da eşide ya yüce Allah-u Teala Muhammed Medine üzerine perdeler vermiş. Sadece Muhammed Medine okuduğu mukatalarla prangası Allah'a gidiyor. O zaman melekler onu koruyor. Melekler de koruyamıyor. Allah o prangası kimseye göstermemiş. Melek de bilmiyor. Prangas tek Allah'a aittir. Hani o sadece Allah'a itibatlıdır. Ha? Bak Muhammed Bey'in prangası Allah'a gidiyor. Niye İki elindeki işarete göre. Tam mesela. Bak, yedi, elinde yedi var. Yedi biliyorsun neydi? Prangas harflerini say. Prangas yedi. Sesli sessiz. Bugünkü hoca İslam hoca dedi. Yedinin numara sırrı çoktur. İşte yedi onun üzerinde var. Bak yedi de Diyarbakır'da yapılan bir inşaatın sembolü o da vardır. Ve o sembolün üstünde de bir yedi yapılmış. Yedi. O zaman daha önce bu yani prangas, prangas sesli sessiz olarak yedi harftir ve ikiye bağlıdır. İki ile bir ilintilidir. Bağlıdır. Birbirine yapışıktır. Yani Muhammed Bey'in prangası Allah'a gidiyor. O zaman daha önceki ona söylenmiştir ha. Daha önceki burada yapıyı yapanlar da Mehdi'nin burada çıkacağını biliyor. Bak Allah'ın dostları Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona görülmüş. Senin prangasın Allah'a gidiyor. Tam o zaman bu Mehdi'nin çıkacağını bazı öncelerden de biliyorlar o zaman burada yapılar yapmışlar. Peygamberimiz biliyor. Bu yapıları kim yapmış o zaman? Bu yapıları Allah'ın eski dostları yapmışlar. Meleklerden bilgi almışlar. Allah emirle bilgi vermiş. Niye cinler mesela bilmiyor onlar? Anlamıyor. Şifre çözülemiyor. Bilmiyorlar. Yapılmış ama ne için yaptığını bilmiyor. Bilmiyorlar ha. Tek o işaret orada yapılan bir inşaat 21 kattır ve orada bulunan bir işaretin 3 tanesi Muhammed Bey'in elindedir. Kardeşim ben böyle bir soru sorayım. Hangi peygamber böyle Cebrail olmadan Allah'la görüşmüştür? Mesela sen diyorsun Mehdi'nin hiç Cebrail'le melekle alakası yok. Direkt Allah'la konuşur. Bak şimdi hangi melek? Bak. Ben bir şey biliyorum da Musa Aleyhisselam'ın bir kısasında Allah sanki ona diyaloga giriyor. Direkt. Bak öyle Musa şey Aleyhisselam şu Eyüp'ün yanında asayı alıp da Tur Dağı'na gitti. Sina'ya gitti. Ve orada Allah-u Teala bir ağacın arkasında nurini ona gösterdi ve seslendi dedi. Ey İdris işte yani Yunus yani Musa ben senin Rabbinim gel yanıma. Ben İdris'in Rabbiyim. Ben Hud'un Rabbiyim. Ben senin de Rabbinim. Dedi niyazda bulundu ve diz çöktü ve başını yere koydu konuşamadı. Allah-u Teala ona dedi al bu asayı götür. Bu asayla kendi kavmim sana yardım edeceğim. Kavmini kurtar. İşte bunun misali Musa Aleyhisselam asayı aldı ve geldi Şuayb'in yanına.
Karısı da yanındadır, iki çocuğu da yanındadır ve karısının çocuğunu orada bırakan asayı aldı eline, Firavun'a doğru yürüdü. Ve asayla zamanla Allah Teala bir denizi yardı. Sonunda misal. Asayla Allah ona yardım etti. İşte ben buna bir bağlantı yapayım. Yani Muhammed Mehdi de elinde şu anda asa gizli verilmiş, batında verilmiş. Asa, beyaz asa verilmiş ona. Beyaz. Bir kitap beyaz verilmiş. Beyaz kitap. Bir tesbih beyaz verilmiş. Bir çakmak beyaz verilmiş. Çakmak tabi. Dua. Çakmak. Duası kabul oluyor yani ha. Çakmakla işini görüyor o duayla ha. İşini görecek yani mecaz anlamı, manevi anlamı. Hani zıkara iş böyle. Çakmak yani hediye ona verilmiş. Hani çakmakın bir manası olmaz. Manevi yani senin Hani duaların bu yani yangınların senin duaların kabul olacak ha. tamam bu dağların patlaması bu çamakla alakası yok Yok mu? yok çakmak çakar gibi yani çakmak çakıyor insanın işini görüyor ya senin de duan kabul olacak ha. Yani ben onu anlamıyorum ben. Ha ona asa verilmiş. Ona güzel koku maneviyata verilmiş. Beyaz esans şişeleri verilmiş. Ve ona bir silah verilmiş. Yani kelime öğretilmiş. O bir kelimesi silahtır. Gösterilmiş ha. Aynı silah gibi etkili kelimeler verilmiş ona. Yani çok beyaz olan şey gösterilmiş ona. En sonunda Diyarbakır'ın da bulutları beyaz oluyor ona gösterildi. Beyaz olmak batında yani kabul görmek. Hediye vermek. Hocam o zaman bu kadar insanların bu ara Diyarbakır üzerinden durması boşa değil. Valla Diyarbakır'ın içinde öyle şahane, öyle muhide, öyle bir zat var ki aman Allah'ım, öyle bir zat var ki yani sen görüyorsun elinde bir şey yok. Bak cebinde parası yok. Fakir, ricam. Ama Mehdi Ama Aleyhisselam mesela bir türlü kendine de şey etmiyor. Benim demiyor. Mehdi Aleyhisselam. Ama demek ki peygamberler de aşık çekebiliyor Eyüp peygamber gibi. Bu aşık meselesi var yani. Eyüp peygamberin hayatında var. Tabi canım O tabi. zaman ben böyle bir şey anladım. Mehdi Aleyhisselam'ın hayatı her peygamberin bir yaşamına benziyor. Azıcık oradan, azıcık Ya oradan onun bu toplanmayı. hayatında bak Allahu Teala ona Süleyman'ın hükmünü verecek. Hızır'ın hükmünü verecek. Ve Allahu Teala Zülkarneyn'in hükmünü verecek. Allahu Teala İlyas'ın hükmünü. Yani bütün nebiler ona gelecek, görünecek. O bütün işlevi o Ha görecek. hocam dur bir soru aklıma geldi. Bir arkadaş bir soru sormuştu. Ben var ya bunu da söyleyeyim. Dedi ki Mehdi Aleyhisselam ölü diriltilecek mi? Ya o yalandır, o bidat bir kelime değil. Müslümanların içinde öyle bir şey olmaz. Ruh yaratan, aldıran Allah'a ait. Öyle bir peygamber yok muydu? Öyle bir şey yoktur. İsa da ölü diriltmedi. Yani bak böyle bazı şeyler var ki anlatılamaz. Gerçekler hepsi kaybedildi. Yalanlarla, dolanlarla Müslümanların içinde de bir oyun senaryo yapıldı. Yani İsa zamanında bir ölü. Bak, dirilti diyorlar. Ne dediler ki Müslümanlara? Ya bizim peygamberimiz İsa öleyi diriltti. Bak, Müslümanlara da hayıflandılar. Ne yaptılar? Bir senaryo kurdular. Dediler ki valla bizim peygamberimiz de öleyi diriltti. Rakabet olsun diye. Bu kelimeleri boş. Hatta diyor Şeyh Abdülkadir Gönül de yapmış. Yani hepsi bidat kelimeleri söylemeyin. Şeyh Abdülkadir öleyi diriltmemiştir. İsa da. Yani Muhammed bildiği gerçekleri biliyor. Musa Her da. şey. İsa da. Öyle değil. Allah'a mahsus olan bir iş Allah kullarına yaptırtmaz. Allah istese yapabilir mi? Ya Allah istese tabii ki yaptırır ama kendi gücüyle İsa yapamaz. İsa eğer yapsaydı kendini çarmıhtan kurtarırdı. Ya kurtarmış zaten diyor. Kendini çarmıhtaki çivilerden kurtarırdı. Diyor Eğer o gücü olsaydı. zaten o değil onun benzeriymiş o. Yok yok ne benzeri ne hali. Şimdi o Evet karışıkta hocam. o işe Evet girmeyelim. ona girmiyorum. Şimdi İsa'nın elinde ne var? İsa bak eğer elinde bir ölü diriltme olsaydı zaten Yahudiler onu Ben bir hoca dinledim. kaça gelmezdiler. Ben bir hoca dedim adını hatırlamıyorum. Dedi ki aslında İsa ölü diriltmemiş.
dedi sadece onların ruhlarını ihyalaştırdı yani gerçek imana doldurdu ve onların bedeni ölmüş gibiydi onları canlandırdı o şekilde. Olabilir. Onların ruhaniyetine manevi iman koymuş. Evet onları Allah'a evet. sevgisini aşılatmış kelimelerle olabilir. Evet. Ama vallahi billahi yani çok bidat kelimeler var. Yahudilerde de var. Mesela diyelim ki ya çok bidat kelimeler vardır ha. Sonradan çıkarılmış. Biz bunları bırakalım bir yere. Allah'ın işi Allah'a aittir. Nebilerin işi de peygamberin işi de onlara O da aittir. Mehdi'nin böyle ölü diriltme alakası yok. Olur mu canım? Mehdi sadece bir dua okuyacak. Allah'ım mümin mazlum kullarını kurtar. Zaten dünyadaki bütün mazlumlar da fukaradır. Mazlumdurlar. Allah-u Teala Muhammed Mehdi'ye söz vermiş. Fil amreyi O dağıtacağım orayı da söz demek ki vermiş. aşırı bir peygamberi sevmek onu ilahlaştırmak da oluyor. Yavaş yavaş. Bak niye dediler ki İsa bak öyle dirildi. Biz Müslümanların içinde de bir şey öyle söylendi. Ayşe şey Abkar da öyle dirildi. E tamam da Yani bu babasız doğması da enteresan değil mi? ya babası doğması O da bir değişik bir şey yani. bak. Babası Ya olması. ben buna bir açıklama yaparım. O açıklama gizli kalsın. Çok gizli bir derinliği var. Anlatamazsın yani. Yok gizlidir. Saklıdır. Her şeyi anlatamayız. Yani ne demek? Bir sır vardır orada. Babasız bir insan doğmuş mu? Ama nasıl oradan geldi? Dur omuzdan öfledi. Ya ben sana bir şifre anlatmıştım. Ashab-ı Kehf'lere ait. Değil mi? Evet hocam. Evet. Anlayan anlıyor da. O bizden Şimdi hepsiz bazı arkadaş müstekte kişilerle mücadele şimdi edemeyiz. bazı arkadaşlar var işin batini tarafını biliyor. Bu bizim yorum yazan arkadaşlarda. Bazıları var kitaptan çok bilgi biliyor. Kitaptan mesela Kur'an'dan. Herkesin başka bir ilmi var. Şimdi bazı ilimler diğer ilmi reddetmemesi etmemesi lazım. Herkesin ilmi farklıdır. Ya şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'de batın ilim de var. Hangi batın ilim? Batın ayetler de var, batında söz eden ayetler de var. Maalesef onların hakkında yani konuşan alimler yok. Mesela bir ayette ben söz etmiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batın ve huve bi kulli şeyin alim. Allah bu ayette ne Ayet-el demek Kürsi değil istiyor? mi bu? Yok. Bu O ayet değil mi? ayetle Allah ne demek istemiş? Ayet-el Kürsi Yani uzun. evvel, ahır, zahır, batın her şeyi bilen Allah'tır. Geçmişi, geleceği. Tabi. Bak evvel. Evvel ne varsa geldi zahara. Evvelde ne vardı çetin? Batın vardı. Hepimiz batındaydık. Dünya yokken, zaman yolu yokken değil mi? Evveldik değil mi? Karanlıktı. Zaman yolu karanlıktı. Evveldik biz. Batındaydık. O Allah'ın isteğiyle o evvel zahir oldu. Zaman yolu ulaştı. Zahirete girdik. Ve evvel ne oldu? Batın oldu. Batın o evvel batın ahır oldu. Göründü. Galaksiler göründü. Yani zaman yolu göründü. Zamanla oluştu. Ve zahir ve ahir oldu. Evvelin ahiri oldu. Ha, bütün zahir ilimler batından gelmedir. Kökü, tohumu batından gelmedir. Mukatalar, hurufları da batındır. 18 tane azime çıkıyor. 19. de ismi azem. Yıllardan beri 1443 yıldır Peygamberimizin hicretidir. İsmi Azem'i bulan hiçbir mümin çıkmadı. Peygamberimiz bunu söylemiş ya. Mukataları çözen, mukataları bilen bir insan kainatı Allah bulak edebilir. Eder. Hangi hadis var? Hangi hadis?
Ya bak ben sana ne diyorum, Muhammed Veli benim yanında bir El Milled'in okuyor, defalarca aynı dairette o olaylar onun isteği gibi oluyor. Ne demek? Sana ne kadar demişim? Dünya bulutuymuş, yağmurluymuş ve doluymuş, soğukmuş. Muhammed Veli bir kısa elmi kelime, El Milled'in kelimesi demiş ve o yağmur durmuş, bulutlar çekilmiş ve güneş çıkmış. Hocam Defalarca. o bizim hayatımızda da olmuş olanlar öyle de o başka bir şeydir herhalde. O defalarca olmuş, defalarca, yüzlerce bir ben onu görmüşüm. Bir o. Bir kelime de ledüne bağlı bir kelime, çok kısa bir kelime ha. Depremler olmuş. Ha. Mukataların tüm kodamları onun yanındadır. O zaman şimdi size deprem mi yapabilir? Ya okumuyor ha. Artık hapse girdi. Şu anda hapistedir. Bazı şeyler Allah-u Teala ona hapsettirdi. Okuma dedi. Cezalandırıldı. Böyle diyelim. Evet. Sebep yani bilmiyordu, okuyordu zamanda. Bilmiyordu. 5-6 yıl önce bilmiyordu. O zaman bir gecede israr edilecek bir hadisi vardır. Mehdi Aleyhisselam bir gecede israr edilecek. Bu neydi? Hani israr edilecek. O da İslam dönemi mi yaşıyor? Yani şimdi İslam 5 dönemi mi yıl, yaşıyor? evet, 5 yıl önce hani elinde sancak gördü ya. Allah Teala dedi bazı şeyleri sana hapsettim. Hapse koydu ya. O zaman kendini anladı. Elini inceleme yaptı. Tamam o zaman İslam zamanı geçti o zaman. Tam o artık dikkatlidir. Başka. Tabi tabi şimdi mesela diyelim ki o ile bir emmiyle her bir ilmiyle, ilk kelimeyle tüm bir silahtır. Silahları ayrıdır, ayrı ayrı. Ha. Bir hoca bana da bunu demişti. Çetin. Başka bir hoca arkadaşım ha. Medrese hocası. Dedi, hurufi mukataları çözen her kimse Allah ona ikram ederse, çözerse o kainatı kainata baş eder. Yani bu medrese hocası, seydası ve onun elinde belki 300-400 tane de Hicaz'ı almış imamlar çıkmış. Ve bu hoca, imam, seyda bizzat kendisi arkadaşım da bana bunu söyledi. Dedi mukatta'yı bilen bir Allah'ın kulu kainatı Allah kulak edebilir. Demek ki Allah bütün manevi gücü ona veriyor ha. Bunu çözebilir. Çünkü artık mesela ne hazır diyelim ki Cumhurbaşkanımız bugün Ankara'dadır. Valisi de buradadır değil mi? Vali mesela Cumhurbaşkanı emriyle istediği şey yapar değil mi? Ha. Bazı yetkiler de ondadır. Mesela kim işçi fakirdir yardım eder. Erzak verir, kömür verir. He? Erzak götür kapısına karşılık verir. Bile. O halidir. Dostuna dosttur, düşmanında da düşmandır. Valinin de anlamı bu. İşte Muhammed Mehdi de öyle bir sıfata nazil olacak ha. Zat ve zatın sıfatı o. Yerde o olacak ha. Dünyada o olacak. Ama görevlendirilmiş. Görevlendirilmiş yetki ondadır ha. O zaman Allah-u Teala onu şanlandırıyormuş ha. Bütün mukataları biliyor. 54 harfi sesli harfi biliyor. Büyük bir duadır bu. Ayrıca da Allah-u Teala ona geçmişini göstermiş. Ayrıca da kelimi el milletunlar vermiş. Her bir kelime de ayrı ayrı. büyük bir sır. He. Artık yani ne diyeyim yani eseri böyle bir şahsın başka bir yerde bulunmasına asla ben inanmam yani ya. Ben elimdeki işaretleri, bazı şeyleri görmüşüm. Başka şeyler de var. Elimizde bir cihaz yok ki inceleyelim. Yani Muhammed Mehdi büyük bir Arapça harflerle üzerinde yazılı. Hocam mesela bir tane tanıtan biri var. Ha. Vücudunda hiçbir ben yok. Doğumda. Ha. Hani bir yaşa kadar. Hı. Bu arkadaş namaza başlıyor. Evet. Hiç camiye giden bir adam değil. Alkol alan bir adamdır. Bir anda camiye gidiyor. Camide namaz kılıyor. Sonra bunun camideki alın tarafında bir tane ben gibi bir işaret çıkıyor. Ama ben değil.
Bir işaret yapışıyorlar. O gitmiyor. Bu nasıl bir şey? Sonradan ben çıkıyor mu vücutta? Ben budur, ona bir manevi işaretle ben onun şifresini çözebilirim. Yani ben onu ancak sormam lazım. Yani ondan sonra da namazını bırakmamış. Ben ondan sorabilirim. Ben Muhammed deyince bu kelimeyi sorabilirim. Ama hani sonradan benler çıkıyor mu yani? Sonra da benler çıkmaz. O bir manevi işaretle gizemdir. Ben bu ancak benim de kafamda bir yorum var. Onun üçüncü gözü açıktır. Ona bir işarettir. Yani o kardeşimiz ona üçüncü göz açıldığına dair anında bir ben yaptırılmış gizemdir bu. Yapanlar var. Onun nasıl bir yeteneği olabilir mesela? Ya onun çünkü herkese üçüncü göz var ya, üçüncü göz. İştedir. Bu beyindir ya. Beynin içinde üçüncü göz var. Bezdir, bez. Bezdir. Mesela bazı insanlarda o ona üçüncü göz derler. Bu iki, bu üç. Tabii ki bununla yalnız olmuyor ha. O da ama bir yetenektir. Yetenektir. Yani frankası da açık olmalı. Yani frankası da ve onun üçüncü gözü de bir de vücudun auraya geçmesi lazım. Evet. Titremesi lazım ha. Vücutta işten gelmeli ya. Titreme. Boğazda titreme gelmeli. Yani o da bir önemli bir şeydi ama o tam o... Kuantum diyorlar. Yani kuantum diyorlar. Teknolojide, bilgisayarda o kuantum. 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 Yani daha kabul olduğu andır. Kuantum bir enerji şeyidir herhalde. Ya bir frankası Allah'a gider. Hızlı frankasıdır çünkü. 972 falan filan mezzet falan gidiyor. Ha. Bir de üçüncü gözle faaliyete geçiyor. Karanlıkta ruhaniyetleri görebiliyor. Karanlıkta. Tabii. Kedi gibi. Ruhaniyetler cinleri görebiliyor. Kedi de görüyor. Ya o kedi olabı karanlıkta herhangi gene şey görebiliyor ha. Uykuda da olsa görebiliyor. Bu iyi bir şey değil yani. İyi bir şey değil, korumalıdır yani. Bence yani kimisi de onu kimisi yatıyor üçüncü gözü kapalıydı bir şey görmüyor. Onun yanına yılan da gelse görmüyor. Kedi de gelse görmüyor ama o görüyor ha. O üçüncü perde görüyor. Beyindeki göz. Beyindeki göz. He, üçüncü göz. Ondan sonra kişi eğer kendisiyle eğer frankası da Allah giderse frankasında ayı bir sesi var. Yani frankasın sesi ayrıdır. Üçüncü gözün açık olması ayrıdır ve içindeki vücudun aura geçmesi de titreme, boğazdan titreme geliyor ha. Dille okuyamıyor artık ha. Yetiştiremiyor o zikri. Ruhaniyet okuyor. Hızlı. Şimdi burada kişinin psikoloji bozulmaz mı? O kadar ağır şey. Ya bunlar birer bir sırdır, bir gizemdir. Batında çok gizemli, çok temiz olaylar vardır. Biz bunlardan korkutulduk. Ha bunu yapma, şeytan işidir. Böyle yapma, kafayı oynatırsın. Bilmem nedir. Her kuantum yani Allah ile olan konsantrasyon demektir. Allah'tan duasını ediyor. Ya bu bilim adamları demek ki beşeri yapan mesela Nikola Tesla, Einstein. Evet. Bunlar herhalde bu bilimlere de girdiler. Ya zaten adamlar geçmişinden beri bilimle uğraştılar ki Ay'a gittiler, Mars'a gittiler. Biz burada başımızı kuma gömdüler. Bizde de bilim adamları olmak isteyenler vardı. Hayır, şeytani ilimde yapmayın. Sanki birileri bırakmadı ve bu sistemi bizim Müslümanların üzerine yönlendirdi. Bizde böyle bir şey var. Bir soru sorsam, bu soruyu yanlıştı. Sen bir cevap versen bu cevap yanlıştı. Burada bir fikir özgürlüğü biraz sanatlıdır. Yani dikkat etmen lazım. Ama mesela Avrupa'da sen başbakanı bile eleştirebilirsin. Ya burada küfür etmeme şartıyla. Yani Muaviye'den sonra baskı yapıldı bugüne kadar. Bu ilmi araştırma. Bu cin kanalına girme. Yasaktır. Deli olursun. Yahu. Bazı cinler var ya. Bazı cinler var. Tonlarca altını alıyor. Bak. Buradan yer altında çıkarıyor. Adama getiriyor. Papaza götürüyor. Papaz geliyor. Müslümanların içindeki bu altınları alıyor. Kendi bölgesine götürüyor. Öyle bir şey mi var? Tabii. Bilgi alıyorlar. Biz bunu başka bir konuya konuşalım. Bu video doldu. Tamam.